Herkese güzel güneşli bir günden merhaba. Albert Hellman. Videolarımı takip ediyorsanız ilginç konulara değinmeye çalışıyorum. Yeni bir konum var. İşte bu arkadaş. İşte yeni konumuz. Rottweiler'lar, köpek bakımı, eğitimi, beslenmesi, her şey. Dude, son 7 yıldır beraberiz, beraber uyuyoruz. Benim güzel oğlum. Değil mi oğlum? Dude. Mira. Hey. Evet. Ufacık bir yavruydu. Bugüne kadar hep beraberiz. Çok mutluyuz. Rottweiler köpekleri çok oyuncu ve duygusal köpeklerdir. Fakat bunun dışında koruma köpekleri oldukları unutulmamalıdır. Milattan sonra 74 yılında Romalıların bu köpekleri koruma ve saldırı üzerine kullandıklarını biliyoruz. Almanya'nın, günümüzdeki Almanya'nın Rottweiler kasabasından geldikleri için Rottweiler yani Rottweiler ismini almışlardır. Bunun dışında kasap köpekleri olarak da anılmaktadırlar. Eskiden tabii ki çiftliklerindeki etleri alan ve pazara götüren çiftçiler yolda kurt saldırılarına uğramaktaydı ve bu kurtlardan korunmak zorundaydılar. Rottweiler bu iş için biçilmiş taftandı. Kurtlara karşı üstün geldiler. Rottweiler ve çocuklar aralarındaki sevgiyi kimse anlayamaz. Rottweiler olması fark etmez. Köpeğinizi deniz sahilinden başka hiçbir yerde bu kadar mutlu göremezsiniz. Öyle ki rüzgara kulaklarını salarlar, kumlarla oynarlar, dalgaların sesini dinlerler. O kadar mutludurlar ki siz de bu mutluluktan büyük bir haz duyarsınız. Fırsat buldukça köpeğinizi sahile getirin. Bırakın oynasınlar, kumlara bürünsünler, pislensinler. Sonra yıkayacaksınız tabii, yapacak başka bir şey yok. Hey, water is coming, run! Run! Düt, bak oğlum. Bir arkadaş getireceğim sana, kız arkadaş getireceğim, biliyor musun? Oynayacaksınız, şapşal. Bu da kız. Kızım, Lori. Lori, kim gelmiş? Eşek. Kızım domuzcuğu ile oynamaya bayılır. Lori. Hey. Uno, dos, ne, birisi tres. Top mu dedi? Hemen gidip yakalamaca oynayalım. Rottweiler'lar suya bayılır, çok iyi yüzücüdürler. Bazen de kumsalda manzaranın keyfini çıkarırlar. Özellikle ablalarını çok severler. Bir dakika peşinden ayrılmazlar. Onların birer küçük çocuk olduklarını hiç unutmayın. Onlar çocuk. Her zaman bir yaşında kalacaklar. Oyuncaklara, oyunlara, sevgiye o kadar çok ihtiyaçları vardır ki anlatamam. Onları 24 saat sevseniz, oyun oynasanız yine size doyamazlar. Dünya yakışıklısı oğlum. Her zaman ruhlarımız bir olacak. Seni çok seviyorum. Bu Lori kızım. Barınaktan aldık. Zavallı. Hep 3 metre bir iple bağlı kalmış. Ama şimdi çok mutlu. Köpeklerime hep konuşuyorum. Keşke bir günlüğüne birbirimizin yerine geçsek. Sizlerin ruh halini, istediklerini, düşüncelerini, ne istediklerinizi anlayabilsem. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Yürü. Ağustos bizim doğum günümüz. Tabii pasta yiyecek halimiz yok ya.
Çimen gördüklerinde çok seviniyorlar. Üzerlerinde koşuyorlar, dönüyorlar, dolanıyorlar. Allah'ım ne kadar mutlular. Her köpeğin kendine ait bir madalyonu vardır. Üzerindeki seri numarasına göre yıllık kuduz aşıları takip edilir. Mutluluğunu görünüz lütfen. Kendine ait. Onlar birer köpek olabilir ama bizim çocuklarımız, köpek çocuklarımız. Çok kişi diyor ki sabahın köründe veya akşamları işten yorgun argın geldikten sonra köpekleri çıkarmak zor olmuyor mu? Kesinlikle olmuyor. Bir şeyi çok severseniz muhakkak her şeyi yaparsınız. Aslında çok iyi. Çünkü işten sonra geliyorum, biraz yürüyorum, yarım saat, bir saat doğayla kendi başıma kalıyorum. Bir rahatlıyorum, bir negatif enerjiye atıyorum. Aynı zamanda sabahları da kalkıp erken saatte güzel temiz hava almak, parklara gitmek gerçekten çok güzel. Bütün bunlar benim yavrularım sayesinde. Köpeklerinizin aslında birer afacan çocuk olduğunu unutmayın. Çok rüşvetçidirler. Bir ödül bisküvisi için yapmayacakları şey yoktur. Her ne kadar havada ödül yakalama biraz zor gözükse de onların göz koordinasyonları için çok iyidir. Çok iyi bir oyundur. Köpekler bize hayatın basitliğini, doğallığını ve rahatlığını anlatırlar. Onları dinlemeliyiz. Hayat her zaman zor, karışık ve stresli değil. Biraz köpeklerle vakit geçirmek inanın size stresinizi hayli azaltır. Mahallenizde yürürken devamlı çocuklar etrafınızı kaplar ve onları sevmek ve okşamak ister. Çocuklarla oynamalarına müsaade edin ama dikkatli olun. Parktan sonra koltuğumda uyumak apayrı bir keyif. İkimiz de birbirimizle olmaktan çok mutluyuz. Çok gülüyoruz. Parka gelmeden önce yemeğimi yedim. Tuvaletimi yaptım. Etrafı kokladım. İşaret bıraktım. Kedileri, kuşları, sincapları, ne varsa kovaladım. Çok mutluyum. Artık sakin sakin biraz oturabilirim. Ne? Birisi tavuk mu dedi? Nerede? Nerede? Aman tanrım, köpek balığı geliyor. Kaçın, köpek balığı geliyor. Bazıları köpeklerimin çok korkunç olduklarını söylüyorlar. Hiç de bile. Bakın kızımın ojeleri bile var. Hem de pembe. Bir köpeğin en iyi arkadaşı yine bir köpektir. Çünkü kendilerine göre apayrı bir insanları var. Alt alta, üst üste oynarlar, birbirlerini koklarlar, biraz kırlarlar. Ama yine de birbirlerini çok severler. Onun için köpekler aralarında oynadığı zaman fazla müdahale etmemek lazım. Malum evin içinde çok kolay değil. Ağızlarını her yere sürebilirler, tüy bırakabilirler, pislik bırakabilirler ama yine de onları çok seviyoruz. Onların en rahat oldukları yer dış alanlar. Çimenler, dışarısı,
bayılırlar. Fakat sonuçta eve dönmek zorundalar. Karlarda oynamak çok eğlenceli gözükebilir ama yarım saat sonra onlar da diğer hayvanlar gibi üşürler. Unutmayın, kürkleri var ama ayaklarından soğuk alırlar. Dude için en huzurlu yer benim yeğenimin yanıdır. Peşinden ayrılmaz. Çok sever. Gülücükler atar. Onun ismini duyunca çok sevinir. Bakın, balkondan yeğenimin okuldan dönmesini bekliyor. Şimdi de yeğenimi sokakta karşılıyoruz. Köpeklerimi sabahlara kadar öpebilirim. Hiç sıkılmam. Tabii ki bizler işe gidip kemik parası kazanmamız gerekmektedir. Onları da bazen haftada 1-2 köpek otellerine bırakabiliriz. Orada arkadaşları var. Arkadaşlarıyla oynarlar. Ve okula gidiyormuş gibi. Bakın ne kadar mutlular. Birbirleriyle oynamaktan, koşuşturmaktan ne kadar mutlular, görüyor musunuz? O mutluluğu görünce inanamıyorsunuz. Tabii. O okulda yorucu bir gün geçirdikten sonra eve gelirler, yorgun argın yatarlar, sizi de rahat bırakırlar. Çünkü bütün enerjilerini okulda bırakmış olurlar. Düt! Uno, dos, tres! Çocuklarla köpekler neden birbirlerini bu kadar çok severler biliyor musunuz? Çünkü hepsinin kalbi o kadar temizdir ki birbirlerine koşulsuz severler. Gezmeye giderken kafalarını arabadan çıkarmaya bayılırlar. Oğlumun 2013 yılında Panama'da en iyi köpek seçildiğini söylemiş miydim? Dude ve küçük yeğenim. Aralarındaki bağ inanılmaz. Rottweiler ve köpek bakımı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve sevgi bırakmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim.